Medyascope TV özel yayınından merhaba. Türkiye dün sabahtan beri olağanüstüler kapsamında çıkarılan yeni kanun hükmüne kararnameyi konuşuyor. 696 sayılı kanun hükmüne kararnamede bir ifade var ki işte tartışılan nokta. Ben kısaca hatırlatmak istiyorum. Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında hukuki, idari, mali, cezai sorumluluk işlemi yapılmaz. Bu madde çok tartışıldı. Bu maddeye ilişkin dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iç savaş çıkarır yorumunda bulundu. Bu sabahsa önce Bakan Cevdet Yılmaz konuştu kabineden. Terörle alakası olmayanlar endişelenmesin dedi. Ancak ondan sonra ise AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'la soru soruldu ve onun yanıtı ise şu oldu. Bu sadece 15-16 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkanlara cezai sorumluluk getirmez. Günümüzde sonraki eylemler için söz konusu değildir dedi. Ancak iş terörle mücadele. Terörle mücadelede sivillerin görev alması, sivillere cezai yükümlülük getirilmemesi söz konusu olduğunda Türkiye'nin hafızası gerilere gitti. Geçmişte bu konuda kötü tecrübeler yaşamış bir ülkeyiz. Ve bu kötü tecrübelere tanıklık etmiş, zamanında terörle mücadelede bulunmuş, zamanında bu teröre karşı mücadele eden sivil oluşumlarla da mücadele etmiş bir isim şu an telefon hattımızda, eski emniyet müdürlerinden Hanefi Avcı. Hanefi Bey merhaba. Merhaba İrfan Bey. Efendim hemen tartışmalara vakıfsınız. Yayın önceki konuşmalardan biliyorum. Öncelikle ne diyorsunuz bu KHK'nın maddesine ve sonraki tartışmalara ilişkin, ne dersiniz? Aslında önce bu konudaki genel esası şöyle bir bilmek lazım. Genel esas nedir? Devletin zor kullanma, gerektiği zaman kanunlara uyma gücü yalnız zabıtasına aittir. Yani polis ve jandarma bunu yapar. Ya olağanüstü hal dönemlerinde, sıkıntı dönemlerinde asker de bu görevi alabilir. Bunun dışında hiç kimse zor, cebir, şiddet yetkisini kullanamaz. Kanunları uygulamaya kalkamaz. Ancak bunun bazı hallerde sivil vatandaşlara verilmiş özel halleri vardır. Bu nedir? İşte meşru müdafaa hali, zaruret hali, suçüstü hallerinde vatandaşın bazı konularda hareket etmesi, bazı işlemleri yapması hukuken ceza olmaz veya sorumluluk getirmez. Yani bir meşru müdafaa haline suç işleyebilir. Suçüstü halinde bir suçluyu yakalayabilir gibi zaruret halinde bazı eylemleri yapar ama da sorumlu olmaz. Bu genel temel felsefedir. Ancak 15 Temmuz dolayısıyla o gece olan olaylar çok daha büyük çapla bu kanunların genel tarifine sığmayan olaylar oldu. Burada resmi görevler de normalde demin anlatmaya çalıştığı polis, jandarma benzeri askeri görevler normal zamanlarda bu yetkileri yani kanunda gerektiren hallerde zor kullanma, kanun uygulama yetki olanları bile direkt kendileri uygulayamıyorlar. Ya mülki makamları ya da adli makamların talimat almaları gerekiyor. Yani zor ve cebir kullanma yetkisi belli görevlere verilmiş. Ama bunlar bile direkt bu görevi kullanamaz. Zor görevi kullanırken ya mülki makamdan talimat alırsınız ya adli makamdan talimat alırsınız. Çok olağanüstü durumlar halinde kullanamazsınız. Ama 15 Temmuz gecesi herkesin inisiyatif alması gerekiyordu. Askeri komutanların inisiyatif alması, polislerin inisiyatif alması, birçok görevin inisiyatif alması gerekiyordu. Bu inisiyatif dolayısıyla darbe bastırıldı. Darbe bastırırken kullanılan birçok yöntem normal hale uygun değil. Ancak genel uygulamada mahkemeler, diğer makamlar bu durumu, bu zaruret halini görerek aslında görevli kimseye sorumluluk çıkarmadılar. Ama olur ya, ileride davalara konu olabilir, birileri bir sorumluluk açabilir diye 6.755 sayılı, yani 8 Kasım 2016'da bir yasa çıkarıldı. Bu yasanın 37. maddesi sadece görevlilere, askerlere, polislere, benzeri görevlere bu gece için 15 Temmuz zamanında yaptıkları eylemler dolayısıyla sorumluluk getirmeyecek düzenleme yapıldı. Hatta o düzenlemenin de boyutu biraz geniş, uygulama sahası biraz sorumluydu, yani çok geniş bir sahaya taşıyordu. Hatta bazı yanlış anlama uygulamalarda suç işleyen görevliler bile sorumlu olmaz gibi sıkıntılar kapsıyordu. Şimdi
bu 696 sayılı kanun hükmünde 120. maddesiyle bu sivil kişilere de verilmiş oldu. Tabii ki görüntü itibariyle buradaki yasanın yazılış biçimi itibariyle kanun hükmünde kararnamenin bu her zaman geçerli bir manayı kapsıyor. Çok geniş taşıyor. Bundan dolayı bir sorunlu bir şey. Her ne kadar bakanlık yetkilileri açıklama, hükümet yetkilileri açıklama yaparak bunu sadece 15 Temmuz, 16 Temmuz gecesi geçer deseler bile sanki bu açık her zaman uygulanır bir manası çıkıyor. Çok geniş bir manayı kapsar gibi bir hali var. Sanki bugünleri de geçerli gibi bir manayı kapsıyor. Ayrıca bu kadar böyle ciddi konuların özensizce hazırlanan bir metin içine konmuş olması. Esasen kanun yapılması gerekirken kanun hükmünde kararı niye konmuş olması ve çok geniş bir sorumluluğu kaldıran bir çizgi getirmiş olması ciddi sorunlu bir şey. Ama şu var ki hukukun bir de temel prensipleri var. Siz ister kanun hükmünde kararnameyle, ister bir kanun düzenleyerek, ister daha anayasa metinlerine koyarak kişileri sorumluluktan kurtaramazsınız. Temel hukuk mantığında bilerek, isteyerek, kasıtlı o andaki şartların gerektirdiği zarureti aşan eylemler yaparsanız bu sorumluluk sizi kurtarmaz. Belki bugünkü anlayışta, bugünkü bu yasayı çıkaran bir şeyde sorumlu olmazsınız ama ileriki zamanda sorumlu olursunuz. Hatırlarsanız 12 Eylül yapanlar da anayasa madde koymuşa sorumlu değiller demişlerdi. Ama zaman sorumluluğu getirdi. O açıdan yasaya sadece sorumlu değildi demek sorumluluktan kimseyi kurtarmaz. Bu yasanın kendisi sorumlu olduğu gibi yazılış biçiminde kaynaklanan çok geniş ve uzun zamana kapsadığı bir mana çıkıyorsa bile bu kimseyi suç işlerinden sorumluluğu kurtarmaz. Bugün belki geçici bir süre için sorumluluğu kurtarıyormuş gibi gözükse bile normal olağan hallerde hiç kimse böyle bir yasaya bir kararnameye dayanarak sorumluluktan kurtulamaz. Buna dair de kimsenin de böyle bir hareket etmemesi gerekir. Ama daha vahimi şu akla geliyor tabii. Bunca yıl zaman geçmiş Türk demokrasinin aslında hukukun ve demokrasinin çok oturmadığını görüyoruz. Bu tip konuların böyle özensizce basitçe hazırlanması, kanunlukla kararnameye konulması, meclislerin tatsız ve yatağında geçirmemesi hepsine bir bütün haline baktığınızda bu kadar tarihsel süreçte demir saydığı sorunları yaşamamıza rağmen halen bu konuda ciddi çalışmamız olmadığı, çok ciddi özen göstermediğimiz, ucu açık ve her an için sivil insanları suç işlemeye veya bazı olaylara açık kapı bırakacak uygulamalar yapıldığını görüyoruz ki aslında bunların daha ciddi bir planda, çok daha geniş bir tartışılarak, konuşularak hazırlanması ve mutlaka kanun olması gerekirken ki kanun bile olsa sivillere böyle bir yetki vermek 15 Temmuz gecesi haricinde o gün zarure sahnede bu kanun olmasa bile hiçbir hukuki makam ve mahkeme sivillere soru çıkarmaz. Çünkü o zaman o ülkenin vatanı kendisi söz konusuydu. Ama bugünlere şamil edecek bir düzenlemeyi de hatta hale getirmez diye düşünüyorum. Peki sonuçta siyasi iradenin pratiğini de gözlemliyorsunuz. Sonuçta çıkan kanun hükmünde kararnameler ve demeçlerle yansıyan bir yönetim biçimi anlayış söz konusu. Siz de endişelendiniz mi? Acaba hükümet böyle terör olaylarına karşı güvenlik güçlerine yardımcı olacak bir sivil organizasyon arayış peşinde mi sorusu dünden beri soruluyor. Sizin böyle bir izleniminiz var mı? Yanlış ya da doğru demiyorum ama sadece böyle bir izleniminiz var mı? Yani Türkiye gibi bir ülkede bu kadar büyük bir ülke içerisinde nüfusun bu kadar kalabalık içerisinde böyle küçücük kurulacak eğretim birimlerinin veya bir takım sivil arayışların kimseye çok bir şey getirmeye çok açık. Ama bazı işgüzarları kendiliklerinden kalkarak mevcut hükümette paya olmak adına lafları ediliyor. Bazılarının böyle dernekler kurduğu işte kendilerine sivil halk özel harekatı gibi laflar yakıştırdığı söyleniyor. Bu tip şeylere, bu tip küçük şeylere belki cesaret verebilir ama genel manada böyle bir şeye kimseye bir fayda getirdiği çok açık. Hükümetin de geçmiş deneyime bakarak böyle bir şey denemeyeceği kanaatindeyim. Ancak iyi niyetli bir yorumla diyorum ki çok özensiz hazırlanmış ama 15 Temmuz 16 Temmuz gecesi bir takım olaylara karışmış, birazcık askerle polisle müşterek hareket etmiş sivil insanlara cesaret vermek, sorumsuzluk getirmek adına böyle bir düzenleme yapmışlardır düşünüyorum. Böyle bir iyi niyetli yorum yapmak istiyorum ama bunun bu yapılış biçiminin, yapılış yönteminin çok sorumlu, çok yanlış ve çok başka anlayışlara kafa açacak bir biçimdedir. Bunun daha bir ciddiyetle mutlak surette kanunla ve bu uygulayıcı makamların, hukuk makamlarının çok ciddi incelemesine geçerek sadece belli bir zamanı, belli bir olayla mutlak surette herkesin mutabık kaldığı 15 Temmuz 16 Temmuz gecesinin o kahraman insanlarını koruyacak bir şey düzenlenmesi ama asla
bunu aşan bir boyuta müsaade etmemesi gerekirken burada çok açık bir şey dönüştürülmesi de çok derece sorunlu. Bu yapılış biçiminin bile ciddi derece bir sıkıntılı olduğu kanaati. Yani böyle bir şey denenmemesi, böyle bir şey getirilmemesi, hatta böyle bir şey hayal edilmemesi lazımken bunu uygulamaya konmuş olması çok ciddi bir sorun. Hükümet uygulamaları konusunda kaygı verici insanlar açısından. Sonuçta ucu açık, yoruma açık evet. Bir hal var. Dolayısıyla bunu kanunla, belki bir kanun maddesi olsaydı komisyonlarda muğlaklık içermeyen daha net ifadelerle çıkabilirdi kuşkusuz. 15-16 Temmuz genişine katılan. O bile bu genişlikte çıkamaz. O bile bu genişlikte genel şamil olarak çıkarılamaz. Çıksa bile tabii hukuk karşısında manası olmaz. O bile sadece 15 Temmuz gecesi için geçerli olabilir ve sadece orayı sınırlayabilir. Genel manada şimdiki çıktığı haliyle bile kanunlaşamaz. Kanunlaşsa bile geçerli olmaz. Peki Hanefi Bey, bir şey daha sormak istiyorum. Bu kanun hükmüne kararnamede öne çıkan bir diğer olguysa hükümlülere, tutuklulara, cezaevlerine gelirken tek tip elbise. Bu aslında geçmişte 12 Eylül 1980 darbesinden sonra da uygulamaya kondu. Direnişlerle karşılaştı. Hatta bunun için aşk grevlerinde ölen insanlar oldu. Bunu şunu merak ediyorum. Bu cezaevinde yatanlar için nasıl bir haleti ruhi oluşturur? Bir caydırıcılığı var mıdır? Ne dersiniz bu konuda? Tabii ki bu da aslında tarihten pek değer sanmadığımızı gösteriyor. Bu işin şekli uygulaması konusunda ülkemizde maalesef geçmiş çok acı yaşantılar var. Çok uygulamaların verdiği sıkıntılar var. Bugün dönüp dolaşıp aynı yere geldik ve bunun ne faydası olacak, niye gerek duyduk, hangi sıkıntımızı halledecek noktasına bakarsanız makul ve mantıklı bir açıklama bulamıyorsunuz. Evet, dünyada bazı ülkede örnekleri var ama onlara çok geçmişten gelen bir uygulamadır. Bizde ise geçmişte yaşanmış, çok büyük yanlışları görülmüş, çok ağır bedeller ödenmiş, vazgeçilmiş bir uygulamayla tekrar geri eski sorunlu hale dönüşü deniyoruz ki bu hiç bence makul değil. Bunun yapılması neye ihtiyaç vardı? Hangi sorunumuzu halledecekti? Hangi işe faydası olacaktı? Düşündüğünüz zaman akla, mantığa, hukuka uygun bir cevap bulamıyorsunuz. Olsa olsa biraz böyle şahsi, biraz böyle psikolojik bir şey düşünülebilir ama bu kadar büyük bir olayın içerisinde, bu kadar toplumsal bir sorun yaşadığımız bir olayın içerisinde bence atılacak her adımın çok iyi düşünülmesi, çok iyi planlanması, yeni sorunlara meydan vermemesi gerekirken bugün de görüyoruz ki bazı atılan adımların hepsinin ucu açık gelecekte sorun yaratacak uygulamalar olduğunu görüyoruz ki bu uygulama da tek bir elbise uygulaması da beraberinde sorun getirecek çok açık gözüküyor. Devlet yaptığı şeyi geri adım atması yanlış. Ama bu yanlış uygulamayı devam etmek de başka bir yanlış. İki yanlıştan bir doğru çıkmıyor maalesef. Bu da bir sorunlu uygulama. Tarihten ders alınmamış, önümüzdeki süreçte ciddi sıkıntı yaratacak bir uygulama diye görüyorum. Hanif Avcı çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler diliyoruz size. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Evet, Medyascope TV özel yayınında tartışma yaratan son kanun hükmüne kararnamenin öne çıkan iki maddesini Hanif Avcı ile konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.